devamını isteyeceğinizi biliyordum. O yüzden hiç sormadım bile. Kaldığımız yerde devam ediyoruz. Ben de çok heyecanlıyım. Hatta bitirebilirim. Tek oturuşta bitirebilirim. Ha işte geldik. George'un evine geldik. O köpeğin sahibi vardı ya. Yani kendimi gerçekten tanıştırmakta bazen çok stresli olabilirim. Ha iyi olacaksın. Sadece bu köpekten bahsetme, tamam mı? Ha tamam. Sadece biraz dans edeceğiz. Zili çalalım. Kimse cevap vermiyor. Kendim gireyim bence. Bence kendim gireyim. Gideyim de biraz partiyi kontrol edeyim. Şey bir zamanlar diyor gölde bu balık gibi böyle yüzeye bu şekilde hareketsiz kalan bir insan görmüştüm. Ha, ne güzel bir fotoğraf. Yani ben de annem ve babamla böyle fotoğraf çektirmek isterdim. Oy. O neydi öyle? Hiçbir şey. Yani bunun doğru ev olduğuna emin misin? Parti nerede? Parti yok burada. Kendini asmış. Pardon. Siz George musunuz? Yani bu köpekle ilgili hiçbir şey bilmiyorum ama partiyi söz ver. Bekle bekle. O kendini asmış gibi görünüyor. Kendini asmak mı? Pinata gibi. Onu pinata gibi vurmalı mıyım diyor. Hani bu ellerinde şey gibi sopa gibi bir şeyle vuruyorlar ya böyle. Ölü mü? Ama botları çok ölmüş olamaz diyor. Aa, tamam. Bayan Forge, bence parti bitmiş olmalı. Hadi burayı terk edelim. Ben arkada bekliyor olacağım. Josh, biliyor musun? Yani şimdi öldüğüne göre senin köpeğin gitti. O köpeği sevmiştim. Güle güle. Anlatıma bakar mısın? Müziğe bak. Abi bütün oyunları alın, bana böyle oyunlar verin ya. Ciddi söylüyorum, yok 3 boyutluymuş, yok sinematikmiş, bilmem neymiş. Bırakın bu işleri yani. You're going the wrong way. Yanlış yöne gidiyorsun ha. Ama buradasın sen. Hadi diğer tarafa geçelim. Ya sen çok karmaşıksın ya. Nereye gideceğiz abi? Şu aşağı gidemiyorum ki. Ha buradaymış. Ha şimdi geldim. Ve şimdi de ormana girelim ve gidelim sonsuz mutluluğu alalım. Tabii ki. Ha. Ağaçları seviyorum. Kuşları seviyorum. Hayvanları seviyorum. Tehlikeli hayvanlar, Miss Fortune. Yani bir tilkiden kaçmalı. Yani Benjamin gibi bir tilkiden. Evet. Tüm tilkiler kötüdür. O yüzden gözlerini açık tut. Ha, tamam. Ha. Bir bebek mi? Everything begins with the song. Efe. Bir Jack Dev'in olduğunu bilmiyorum. Her şey bir Jack Dev'in şarkısıyla başladı diyor.
Jack Dev. Bir yazıyor üstünde. Everything begins with the song of a jackdaw. Alright. Jack Dev'in ne olduğunu bilmiyorum. Hmm. İlginç. Bunu yanımda tutayım. Hey. What do you have there? Ne yapıyorsun sen? Yani hiçbir şey. Hayır, geri dur Miss Fortune. Ha, bu da ne böyle? O tehlikeli bir tehlike. Ha, ben onu siyah uzun kuyruğu bilirim. Bu Benjamin. Önemli değil. O seni öldürmeden ona saldır. Yani beni Benjamin öldürebileceğini zannetmiyorum. Hani Benjamin'in beni öldüreceğini zannetmiyorum. Senin adın Benjamin mi? Benimle oynamak ister misin? Hayır, gitme. What relief. Yani şimdi güvendeyiz. Hadi oyunu oynamaya devam edelim. Tamam. Ya burada çok büyülü bir mağara var. Onu bulmak zorundasın. Oo, büyülü mağara, tamam. Oo. Görünüşe göre Benjamin çizim yapmayı çok seviyor. Bu harika. Yani gerçekten çok sevmeye başladım. Odaklan Miss Fortune. İlerlemeye devam etmeliyiz. Tamam. Ne yapıyorsun kuzum ya? Bir şeylerden korunmak için çember yapmış, onu anladık. Polis buraya şey yapmış. Aa, bu büyülü mağara mı? Yani içeri öyle büyülü gibi görünmüyor. İçeri girene kadar bekle o zaman. Bu sesini sevdim, gülme. Bir sorun var. Yani bu işaret ne anlama geliyor? Bilmiyorum ki. Belki bu sparkle, hani senin çevreye saçtığın şeyler var ya, aydınlık. Yani hazır olduğun zaman. Ormanın içinde kal, mağaraya gir. Kötü bir şeyler olacak ama biz kurtuluruz ya. Girelim bakalım. Yani içerideki büyüyü görmek için sabırsızlanıyorum. Bu mağara çok büyük. Yankı var, yankı. Ha. Hadi bu mağarayı keşfedelim. Tamam. Ya gerçekten bir komedyensin ya. O da neydi öyle? He? Bir şey mi kaçırdım? Emin değilim. Aha. Bu da ne? Hamster partisi mi? Bu büyüsel bir hamster partisi. Ben partide sevdiğini biliyorum. Ha, öyle mi? İçeri girebilir miyiz? Bilmiyorum ki. Hadi bir çaresini bulalım. Hamster dövüşü. Yani bununla ilgili bir şeyler yapacak mısın? Yani aralarındaki vahşeti sona erdirmek istiyor musun, yoksa dövüşmelerini mi istiyorsun diyor. Ben de erdirmek istiyorum diyorum. Yani siz çok şekersiniz. Yani birbirinize sevişmeli, öpüşmelisiniz bu şekilde diyor. Hani kavga etmeyin. Hayır, gitmeyin lütfen. Bir şeyler düşürdün. Şekerler diyor. Bunlardan diyor belki bir tane atmalıyım diyor. Hani nefesimi taze tutmak için. Hamster şeyi düşürdü arkasında. Attı cidden. Wow. Gerçekten çok hoş hissediyorum ya.
kusmuş gibi. Yani tazeleme derken bundan bahsetmiyorum. Ya iyi misin? Ya iyiyim iyiyim. Excuse me. Pardon. Yani bu küçük bayan nasıl içeri girebilir? Ha. Yani önemli değil miyim? Böyle mi söylüyorsun? Yani bunu inanabiliyor musunuz? Ya içeri girmenin başka bir yolunu bulmalıyız. Yani küçücük arabalar, yani çok tatlılar, beni öldürüyorlar resmen. O kadar tatlılar ki. Ha şunlara baksana. Küçük kokteylleriyle birlikte, küçük elbiseleriyle birlikte. Benim için çok fazla tatlı bunların. Aa, bayana baksana. Sanırım başı belada. Hayır. Sanırım onu tanıyorum. Bu kulübün sahibi. Ha. Soyulmuş gibi görünüyor. Yani o kara maskeli hamster olduğuna iddiasına varırım diyor. Ha, evet haklısın. Yani sen onun kaçmasına izin verdin. Yani şimdi bu da ben de mi suçlu olmuş oluyorum? Ha, tabii ki de seni öyle yapar. Aa. Lütfen kimseye söyleme. Senin sırrın benle birlikte güvende. Suçluyu kaçmasına izin verdi. Pardon, yardım ihtiyacınız var mı? Ha, yok mu? Tamam. Hey Miss Fortune, buradan çıkmanın bir yolunu bulması. Yani sonsuz mutluluk hala dışarıda. Tamam. Etrafa bakıyorum. Yani bu düğme ne işe yarıyor merak ediyorum. Aa, bir merdiven çok şık görünüyor. Harika Miss Fortune. Buradan çıkış yolunu buldun. Çık abi, niye böyle sorular soruyor ki, anlamadım. Oh. Yani bu benim televizyonda gördüğüm bir filme benziyor. Bunlar kötü insanlar, sana söylüyorum. Ha, sanırım haklısın. Yani fark etmeden burayı temizlememiz lazım. Aman bunu nasıl yapacağız? Orada yangın alarmını görüyor musun? Onu aktif hale getirmemiz lazım. Ama evet, ama nasıl? Bir atışla. Ne slingshot? Ha, yani bu sapan diyecektim de tamam. Bununla ne atacağız? O mesele. Tamam. I use these acorns as ammunition. That's really clever, Miss Fortune. I know, thank you. Bu şey fındıkları kullanacağız. Şey göremiyorum. Ha. Oopsie. Ay. Biraz daha. Biraz daha. That was close. Almost there. Fail. Abi. Did I hit it? Nasıl vuracağız? Böyle yapsak? Hmm. Oh, damn it. X forever. Ouch. Nasıl yapacağız abi? Çok sıkıntı. That was close.
failed. Did I hit it? Oh, sorry. Böyle de çok yavaş oluyor ya. Şöyle yapmıştık biz. Takes forever. Ouch. We did it. Başardık. Harika iş çıkardın Miss Fortune. Scarface'in şeyini yapmış. Squirrelspin? Hımsı. Sincap hızdan öyle bir şey ama bunu sincaplara şey yapıyorlar galiba, uyuşturucu yapıyorlar. This looks like the science project daddy has in the basement. I don't know why but mommy was really angry about it. Bu şeye benziyor diyor. Babamın bizim bodrum katındaki bilimsel çalışmalarının olduğu şeye çok benziyor diyor. Annem onu gördüğü zaman çok sinirleniyordu. Babası da uyuşturucu yapıyormuş. Ha, burada çok fazla para var. Ya, bu mu sonsuz mutluluk? Ha. Yani seni bunu düşündüren şey ne? Yani annem her zaman şey derdi. Para bir yani... Your mommy is wrong. Oh, really? Annem her zaman paranın, yani bir tek para seni mutlu edebilir diyordu. Bizim adam da dedi ki hayır, baban şey, annen yanılıyordu. Hey, sen ekran diğer tarafındaki olan kişi, bak dinle. Yani biliyorum, yani gerçekten Miss Fortune ölecek mi? Yani ölecekse nasıl ölecek? Ne zaman ölecek? Yani onu kötü tilki mi öldürecek? Yoksa şeyi bulabilecek mi? Sonsuz mutluluğu bulabilecek mi? Umarım, ben kişisel olarak fikrim, umarım bulabilir. Yani normal davran, geliyor. Hani senin merak ettiğini biliyorum diyor. Neler... Hey, Miss Fortune, bunu başardın. Tebrik ederim. Teşekkürler. Neredeyiz biz? Yani sonsuz mutluluğa bir adım daha yaklaştık. Güzel. Yani bu saate kadar dışarıda olmamalıyım, biliyorsun değil mi? Merak etme. Buradan fazla uzakta değil. Ha, güzel. Bak, kaybolan bir çocuk. Bunu sevmedim. Belki de eve gitmeliyim. Güle güle. Hayır, gitme şimdi Miss Fortune. Ben seni koruyabilirim. Gerçekten mi? Evet. Tamam o zaman. Merhaba. Gerçekten iğrenç kokuyor. Miss Fortune, şeyine dikkat et, ağzına dikkat et. Hani bok gibi kokuyor dedi. A unicycle. Get it? Very clever, Miss Fortune. Thank you. Unicycle, tricycle, bicycle. Espri yaptı da. Ya fantazma buraya mı geliyor? Gerçekten harika. Ya belki daha sonra kontrol edebiliriz. Kim bilebilir? Tamam. Ya benim duygularımla oynama, tamam mı? Ya şimdi bu sonsuz mutluluğu bulmak için uğraşalım, tamam mı? Daha sonra bakarız. Tamam tamam. Bekleyemeyeceğim. Aha şey burada. Aa, Benjamin. Ormandaki. Biliyor musun? Yani bazen dışarı çıkmak istersen ben her zaman boştayım. Yani vahşi bir tilkiyle bağlantı kurma, ama ben sana söyledim. Tilkiler çok tehlikelidir. Ha, bunu ben halledeyim, bırak. Benji, sen vahşi misin? Yani tehlikeli misin? Benji gitme. Ya bırak o pislik yaratık kaçsın gitsin. Senin başına kötü bir şeyler gelmesini istemiyorum, tamam.
Bu Benji'nin hazırladığı. Ya gerçekten şu ana kadar gördüğümün en iyisi. Yani Benjamin'in bu kadar yaratıcı olduğunu bilmiyordum. Yaratıcılık mı? Yani çocuğun çizmiş olduğu şeylere benziyor. Ha, ne söyledin? Yani bundan kastetmedim. Yani gidelim ödülümüzü bulmaya yoğunlaşalım, tamam mı? Ben odaklıyım. Odaklandım. Herkes niye maske takıyor? Onu merak ettim. Parka mı gidiyoruz? Evet. Tamam. Oğlum niye herkesin suratı böyle şey lan? Ya yavaş ol senin pislik. Bak yani konuşmana dikkat et. Yani herhangi bir bu sonsuz mutluluk ödülüne erişti mi daha önce? Tabii ki. Ya sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Harika görünüyor. Biliyor musun? Bu ödülü benim annem için istiyorum. Ya ona biraz mutluluk vermek isterdim. Yani benim ışıltılarım onun için bir işe yaramıyor. Bu gerçekten şey. Sen benim ışıltılarımı seviyor musun? Ama önemli değil. Saçmalama. Hadi gidelim. Mr. Boyce'a şey veriyor. Hadi gidelim ödül bulalım da anneni gururlandıralım, tamam. Talihsizlik getiriyor her gittiği yere. It says, don't feed the birds. Diyor ki kuşları beslemeyin, tamam. Yani burada şiirler falan var. Çok güzel. Interesting. What do you think? Miss Fortune, do you really need to read those poems? Şey, şiir okuyordu da hani ölüm canlı diyor. Hani bir gün seni yiyecek bitirecek gibisinden bir şeyler okudu orada. Büyük ihtimal burada oyunun geleceğiyle ilgili bir şeyler bulacağız. Yeah. Ha, şunu bir dinle bakalım. No signature. Where are they hanging from? Oh look, a drawing of a cat. Come on, Miss Fortune, let's go. All right. Yani müstehcen şeyler falan yazıyor. Look at the seagull. Ya şuna baksana. Kevin'sin babasına benziyor. And the police officer beat him with a stick. Too bad you don't have any fish to offer the seagull. They love fish, you know. Are you trying to make me feel guilty about the fish from earlier? I made a hard decision back there. Anlatacağım şimdi. I understand, Miss Fortune. I'm just saying. Well, stop saying. Bu diyor benim arkadaşımın babasına benziyor diyor. O da bu şekilde dışarıda üstsüz başsız hani içiyor falan, polisler tarafından dövülüyor, kalkılıyor vesaire. Ondan sonra bizim adam da dedi ki eğer yanında balık olsaydı ona verebilirdin. Biliyorsun bunlar balıkları çok seviyor. Sonra Miss Fortune da dedi ki sen beni suçlu hissettirmeye falan mı çalışıyorsun? Daha önceki olayda hani balığı almadım diye vesaire. Harbiden lan balığı alsaydık böyle olmayacaktı. Demek ki ne yapacağız? Her şeyi alacağız oyunda. Yani gerçekten bu ata falan binmek istiyor musun? Asil at. Binelim. Ben bir prenses olduğuma göre, yani küçük bir prensesim. Bana baksana, atın üstünde. Her şeyi dur. Yani bu büyük talihsizlik oldu. Sen iyi misin? İyi. Yani. Of course, you are really tiny and you could break. I broke my arm once. So you know what I mean. Anlatacağım şimdi. Şey diyor, ben küçükken diyor kolumu kırdım diyor. Hani benim için endişeleniyor musun diyor. Hani benim zarar gelmesinden. Bizim adam diyor ki tabii ki diyor. Sen küçüksün. Hani hemen
Herhangi bir şey olabilir sana, incinebilirsin. Hani çok ne derler ona, zarifsin yani. Bu da dedi ki bir zamanlar kolumu falan kırmıştım vesaire bir şeyler anlattı. Hadi sadece gidelim Fortune. Yani bu ördekleri rahatsız etmek istemezsin. Ha, saçmalama. Da, ördekler çok tatlı gün. Baksana. Yani dans etmek için son fırsatım olabilir. Yani sana biraz dans hareketleri göstermemi ister misin? Dans becerilerini göster. Yani ördekle mi dans etmek istiyorsun yoksa bizim ekran başındaki adama şey yapalım bakalım. Yani bu büyük talihsizlik dedi adam. Bizim kıza dedik ya ne demek istiyorsun diye. Bu normal bir şey. Acaba buna dans etseydik ne olacaktı? Would you like to ride this one? Yani bunu kullanmak ister misin? Tornado gibi bir şey, fırtına. Tabii ki diyor. Yes, Hortum yani. Daha fazla tutamıyorum. Abi adam nasıl keyif alıyor ya? Abi bebek daha buldum. When the trees are naked, ağaçlar çıplak olduğunda, rüzgarlar buz gibi soğuk olduğunda, ne zaman çürümüş elmalar taşın üstüne düştüğü zaman hani taşa karşı hani taşa düşmesinden bahsediyor taşların üstüne çürümüş elmaların. When the trees are naked, when the wind is cold, when the smell of rotten apples smashes against the stone. When the trees are when the smell of when the trees are when the smell of apple pie. O elmalı pasta. Sen neyden bahsediyorsun? Nothing. Hiçbir şey. Ha, bu Benjamin şeyine benziyor. Öyle düşünmüyor musun? Yani bence bu bir çöplük yani. Ben ateşle silinmesi lazım. Gerçekten mi? Yani burada bir potansiyeli var. Gerçekten çok sanatsal bir yönü var. Yani onu görmezden gel. Hadi biz benim oyunumu oynamaya devam edelim. Bunun ödül çok yakın. Düşündüğünden daha da yakın. Tamam. Ha. Yani neredeyse sonsuz mutluluğu hissetmeye başladım. Ha güzel. Şimdi son challenge seni bekliyor. Bir hayvan mezarlığında. Yani oyunu sonlandırmak için harika bir yer gibi görünüyor. Tabii ki de. Aynı şeyi hissedeceğini biliyordum. Hayvan mezarlığına gidiyoruz. Düşünüyordum da yürürken yani sana birkaç soru sorabilir miyim? Tabii ki de. Yani sorulara her zaman güzel cevaplar veririm, tamam. Ya bu sefer bana dürüst ol, tamam mı? Tamam. İlk soru. Her hayatın boyunca herhangi bir şey çaldın mı? Yani şeyi çalmıştık ya okuldan, sim. Yani askeri bir bıçağı varmış arkadaş onu çalmış. Onu çalmış daha sonra kötü hissetmiş. Ya yani onu bir yere gömdüm ona hiç bahsetmedim çaldığım bıçakla ilgili. Ha ikiniz için de çok üzgünüm. İkinci olan şu anda mutlu musun? Tamam mutluyum. Evet. Yani şu anda kötü bir şeyler olmadığına göre bu beni mutlu kılıyor. Ha. Peki son soru. Yani sevildiğini hissettin mi?
I'm pretty sure mommy loves me. Yani annem beni sevdiğini düşünüyorum. Ya yani beni hiç terk etmedi. Ha, senin bu düz cevaplarına dolayı teşekkür ederim. Tamam. Yani bak hayvan mezarlığına geldik. Daha fazla çocuk kaybolmuş. Ben de kaybolursam annem nasıl haber olacak? Ya sen kaybolmayacaksın. Yani ödülü aldıktan sonra geri döneceğiz. Tamam. Yani senin sonsuzluk, mutluluk ödülünü bulmaya hazır mısın? Ha, nerede o? Yani bu mezarlıklardan birinde sakladım. Yani mezarlık mı kazmam gerekiyor? Hangisi? Sana bir ipucu vereyim. Altın balığın gömülü olduğu yerde. Altın balık, tamam. Yani ben küçük ellerimde mi kazmam gerekiyor? Bu sonsuza kadar sürer. Hayır, kürek kullan. Ne küreği? Bu kürek. This one says, Denise died surrounded by her loved ones in a fire. Yani sevdikleri tarafın Denise şey diyor. Çevresinde sevenleri vardı diyor. Öldüğünde diyor. Ama bu ateşle mi öldü? Öyle bir şey diyor ama kazsam mı acaba? Merak ettim. Kazıyorum lan. Aa, bu sosisli gibi kokuyor. Umarım balık falan değildir. This one says, Denise died surrounded by her loved ones in a fire. Yani çevresi, deniz çevresi sevildiği insanlar tarafından sarılı bir şekilde öldü. Ateş içinde. Okay, let's see. Little Lulu, the first bug to ever strangle a man. Buradan bir şey anlamadım. Pug'un anlamını bilmiyorum çünkü. Nothing. Stephanie Quinn, writer of the erotic novel Confessions of a Cat. Erotic novel? Talk about crazy. Şey, erotik bir kitap yazarı. How's the grave digging? Ya mezar kazma işleri nasıl gidiyor? Good, I got this. Ya halledeceğim, merak etme. It says, Paul died doing what he loved. It's simple. Yeah, yikes forever. Paul sevdiği şeyi yaparak öldü. Hani bir affedersiniz bok yiyerek öldü. Yani birkaç tane kemik var. Bir şey yok burada. Let's see. Roger the Magpie. Never saw that window coming. Ha. I don't get it. Ben pencerenin geldiğini hiç görmedim diye bir şey yazmış yazan kişi. No prize in here. It says, Mr. Bubbles. Congratulations. Harika, Miss Fortune. Ödülü buldun. Really? Güzel mi? Evet, tamam. O küçük kutu görüyor musun? Aç bakayım onu. Okay. Ha, çok heyecanlı. Is this the prize? But there's only a note. What? Yes, it says. Senin sonsuz mutluluğunu çaldım. Şey tarafından imzalanmış, Benjamin tarafından. Senin sonsuz mutluluğunu çaldım. It didn't. O yapamaz. Benim sonsuz mutluluğum. Bu tilkinin bir bela olduğunu biliyordum. Senin ödülünü çaldı.
Ne kadar bir hayal kırıklığı. Yani anneme sürpriz yapmak istemiştim. Ya şimdi ne yapmalıyım? Bu tilkiyi bulmalıyız ve senin mutluluğunu geri almalıyız. Ya burada pek fazla uzak gitmiş olamaz. Hadi gidelim onu bulalım. Tamam. Hadi yapalım bunu. Ya ne kadar büyük bir hayal kırıklığı ya. Aa işte burada. Benjamin. Benim sonsuz mutluluğumu mu çaldın? Bu hiç iyi bir şey değil. Ya gel bana mutluluğumu geri ver. Onu kovala. Ya bu tilkinin tekrar kaçmasına izin veremeyiz. Senin ödülünü çaldı. Benjamin gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı. Ne zaman sevilmeyen çocuklar karanlıkta kaybettiği şeyleri aramaya başlasa anlamadım ki. When unloved children in darkness search for what, yani çocuklar, sevilmeyen çocuklar, hani sevgi gösterilmeyen çocuklar karanlıkta kaybettikleri şeyleri aramaya başladıkları zaman neden acı içerisindeler? Ya da niçin acı içerisindeler? Öyle bir şey yazıyor. Vallahi bilen varsa... Yani acı içinde çocuk mu? Bir şeyler buldun mu? Miss Fortune. Ha. Ya sen hayal görüyorsun sadece. Ben bir şey bulmadım. Gözlerimizi açık tutmak zorundayız. Bu tilkiyi görmek için nasıl saklanmalı gerektiklerini biliyorlar. Ha, şu taşa baksana. Diğer taşlardan çok farklı. Baksana söylüyorum. Ben sanırım haklısın. Bir parça eksik. Bunu belki başka bir yerde çalışabilir. Bu parçayı alıyorum diyor. Aha. Onu geri koyuyorum. The game of death is what feeds the shadows of the beyond. Huh? What does this mean? That looks like nonsense to me, Miss Fortune. Huh, really? Maybe there's some more nonsense around. The game of death. Yani ölümün oyunu gölgelerin ardındakini besliyor. What does this mean? Yani bu ne anlama geliyor? Vallahi ben de bilmiyorum ne anlama geldiğini. Taşı alalım. Aha. Tamam, bu tam da bir tilkinin saklanabileceği bir yer. Yani aşağı falan mı inmeliyim? Ha, endişelenme. Kötü bir şeyler olmayacak. Yani kötü bir şey. Tamam. Çok emin görünüyorsun. Sana güveniyorum. Yani neden Benjamin benim ödülümü çalsın ki? Belki de o da mutlu değildi. Yani kendim için ve annem için ona ihtiyacım var diye. Ya aşağıda kimse var mı? Oh, bayağı bir düşüş yaşadık. Hey, Bay Voice orada mısın? Bay Sis. O gitti. Saça takılan tokalar var ya. Ha, onu düşürdüm gene. Bu ne be? Fox repellent. I can't deny the bottle sweet style. I'll take it. Yani bunu almasam olmaz diyor.
Ne işimize yarayacaksa artık. Zaten çevresine yazmış harika. Al şimdi, bunu çok seveceksin vesaire vesaire. Birileri satıyor bunu, pazarlıyor herhalde tilkilere. Aha, oradasın. Ne yapıyorsun sen? Benjamin'in üstünde şeyi kullan. O spreyi aldık ya, ama bu zamana kadar hiçbir şey demedi. Biz de kullanacağız abi, yapacak bir şey yok. I'm so sorry for this. Ya bunun için çok üzgünüm Benjamin. Lan sen niye kendi üstünü kullan? Aa. What have I gotten myself into? Ya kendimi neyin içine soktum böyle? She's such a mess. Tam bir baş bela. Hani belki bir hata yaptım. Ya onu, bunun için onu seçmiş olduğumdan dolayı. Who does that? It's not natural. Yani bu iş doğal değil. Hani kız diyor çok beceriksiz diyor. Bu iş için uygun değil diyor. Neden onu seçtim diyor. Ya yani yaşıyorsun ve harikasın. Ha, evet. Neredeyim ben? Ne oldu? Ya kendin üzerine şey. Yikes forever. That didn't go as I planned. We still need to find the fox and. Ya bu tilkiyi bulmamız gerekiyor. O sonsuz mutluluğunu tekrar almamız lazım. Belki onun yaşadığı yeri bulabiliriz. Bekle bana. Bu işi bir çözeyim, sana geri dönüş yapacağım. Tamam, ben burada takılacağım biraz. Adam pişman yani bu kızı seçmiş olduğundan dolayı. Burada yerel bir sanatçı istişe yapmış, emekli olmuş. Bir çocuğu mu ne kaybolmuş? Kazadan sonra. Hayvan bacası. I actually made a quick Google search. I found out the fox has a cousin in the zoo. Oh, really? We could go and see if he knows where the fox lives. Anlatacağım şimdi. Get to the zoo. It's like really far away. Why, we take the bus, of course. There should be a bus stop nearby. Okay. Tilkinin kuzenini Google Search'ten aradım buldum diyor. Onun kuzenini rastladım diyor. Dedi ve bu hayvanat bahçesindeymiş onun kuzeni. Onu oradan bulup tilkinin yerini öğrenebiliriz dedi. Bizim kız da dedi ki hayvanat bahçesi çok uzak dedi. Nasıl gideceğiz dedi. Otobüsle gideceğiz dedi. Bizim adamla. How did I get to the town center? I carried you here. But how? You're just a voicing. Ya sen benim başımdaki bir şeysin. Ben buraya kadar nasıl geldim de. No, I can do more than that, you know. Ya bundan daha fazlasını yapabiliyorum. İspatla o zaman. Ya bir şey ispatlamaya ihtiyacım yok, tamam mı? Ha, sen ne istiyorsan. Ya gerçekten neler yapabileceğimi görmek istiyor musun? Abi bekle. Şeylerim, ayakkabımı bağlayayım diyor. Hani sen hiçbir şey yapmıyorsun diyor. Sadece başımın içindeki bir sessin diyor. Görmedi ki. Did you see? Gördün mü? Ben sadece bir ses değilim. Senin kafanın içindeki. Miss Fortune. Ha, ne oldu? Gördün mü? Ya özür dilerim. Ya ayakkabımı bağlıyordum da. Hadi ilerlemeye devam edelim. Hey, sen tanıdık geliyorsun. Bekle bir dakika. Bu Daniela Bambini. Daniela Bambini. Bu çocuğu tanıyor musun? Evet. Okuldan tanıyorum. Our teacher to shove the homework up his butt. She's very Italian, you know. She probably ran away from home. She will. Yani muhtemelen evden kaçmıştır. Yakında geri döner. Öyle mi düşünüyorsun? Ha, evet. Okay. Tamam.
Vallahi kusura bakmayın, her şeyi anlayamıyorum. Anlayabildiklerimi sadece çeviriyorum. Böyle idare edeceğiz artık. Yani bu fotoğrafın içindeki insanlar gerçekten çok şey, meyve suyunu içerken çok mutlu görünüyorlar. Annem beni buraya her zaman getirir. Gerçekten çok sıkıcı. Yani bazen beni buraya gönderir sigara almam için. Yani yabancılara sarılır vesaire yani. Yani annesi kötü yollara falan düşmüş para için. Onu anlatıyordu. Aa, bu adam az önce cüzdanını düşürdü. Ne yapmak istiyorsun? Ona geri vereceğiz tabii ki de. Bekle efendim. Cüzdanınızı düşürdünüz. Bu benim için mi? Bilet aldık abi. Must be funny. Neyin bileti bu, onu anlamadım ben. Ha, kazıma şeyi. Ay. Bir şey çıkmadı. Maybe next time. One time mommy took me here and yani beni burada unut. Play inside all night until a security man found me. He thought I was a raccoon. Well, that sounds like it was a fun night for you. Yeah, except for me crying a lot, but it was fun. Bir kez annem beni gece vakti burada içeride unutmuştu. Sabaha kadar burada oyun oynamıştım. Daha sonra beni gördüklerinde mağazada çalışanlar beni rakun falan zannetmişlerdi. It says, let's face it. Sometimes we're just too tired to smile. Use happy face and stop pretending. Okay. Şey diyor. Hadi itiraf edelim. Bazen gülümsemek için kendimizi çok yıpranmış, halsiz, yorgun, hani isteksiz hissediyoruz. Hadi bunu bir kenara bırakalım. Bu maskelerden giyin hani. Happy face. O yüzden herkesin yüzünde bu maskelerden var. Hani oyunu geri yapan geliştiriciler bu mesajı vermeye çalışmışlar. I know who owns this store. Ya bu yerin sahibini biliyorum. Kim şu? Casey'nin babası. Casey kim? Okuldan arkadaşım. Ya pek fazla uzun zamandır, belli bir zamandır görmüyorum. Hani görüşmüyorum onunla. Baksana. Çok fazla burada kayıp çocuk posteri var. Aşırı fazla. Yani acaba ne, merak ediyorum, neden kaybolmam. Ya onlar hakkında endişelenme. Bir gün hepsi geri dönecektir. Merak etme. Öyle mi düşünüyorsun? Tabii ki de. Bilmiyorum bay. Yani bu gerçekten çok gizemli kokusu alıyorum yani. Hadi geldik. Daha önce hiç kendi başına otobüse binmiş miydin? Hayır, binmedim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir bilete ihtiyacımız var. Hadi bulalım o zaman. Yani burada bir bilgi var. Information board'da. Ya iki dakika beklememiz gerekiyormuş. I can't wait to meet Benjamin's cousin at the zoo. I'm gonna tell how badly Benjamin behaved. And that Benjamin should be ashamed. That sounds great. Şey diyor, Benjamin'in kuzeniyle konuşmak için sabırsızlanıyorum diyor. Benjamin'in o tüm o kötü davranışlarının hepsini tek tek anlatacağım diyor. Benjamin'i utandıracağım diyor. Yani yerin dibine sokacağım diyor. It says that all children under 15 years old can ride the bus for free. I'm 8, so I'm good. Great. How did I think about it? Maybe you need a bus ticket. You sound old. I'm definitely older, but nobody can see me. Anlatacağım şimdi. Are you like 20? Yes, more or less. Şey diyor, yazıda 15 yaşından altındaki çocuklar bilet olmadan geçebilirlermiş. Biletsiz bir şekilde binebilirlermiş. Ama senin diyor bilete ihtiyacın var diyor. Senin sesin çok yaşlı geliyor diyor.
Ne, kaç yaşındasın? Hani 20'lerde falan mısın diyor. Adam dedi ki evet 20 yaşlarında falanım diyor. Hemen hemen diyor öyle diyor. Yani burada oturup bekleyebilir miyim? Ya istediğin gibi olsun. Teşekkürler. Yani biraz yoruldum biliyor musun? Çok yol yürüdük. Ha, bunu hayal edebiliyorum. Ya gerçekten çok küçük ayaklarım var. Çünkü ben küçük bir bayanım. İşte o yüzden böyleyim yani. Bak şu yaşlı kadınlara baksan. Gerçekten çok korkutucu görünüyorlar öyle değil mi? Ya yani düz söylemek gerekirse bundan daha beterini görmüştüm. Gerçekten mi? Evet. Biliyor musun? Annem de bu maskelerden kullanıyordu. Yani kendi gülümsemesini arkasına gözyaşlarını saklamak istiyordu. Yani sen de böyle bir maske ister miydin? Ha, belki. Bilmiyorum ki. Ah şey geldi otobüs geldi. Bu yolculuk biraz sürecek gibi. Bununla bir problem var mı? Ya Hiro ben arkadaşlık yapabilir. Hiro kim? O benim arkadaşım Japonya'dan. O bir hayalet biliyor musun? O her zaman Kiriwa Dokasutaka diyor. Ay gerçekten çok eğlencelisin Miss Fortune. Yani burada hayalet diye bir şey yoktur gerçekten. Hey Miss Fortune bak. Bak bu yol üzerinde kargalar var. Çek karga diyorum ya. Cows şeydi. Şey işte inek. Aa, çok tatlı görünüyorlar. Suratı da sıçtı diyor. Bir dahaki istasyon durak. Şimdi hayvanat bahçesine geldik. Harika. Ha, işte geldik. İçeri girmek için sabırsızlanıyorum. Ya biletim var değil mi? Ne bileti? Ya sana daha önceden bilet vermemiş miydim? Ha, hayır vermedin. Ha. Ha, özür dilerim. Neredeyse unutuyordum. Yani içeri girecek bir yol falan biliyor musun? Biliyorsun. Yani ödemeden. Yani annem bazen göğüslerini gösteriyordu. Orada bedava yiyecek falan alıyordu. Yani benim henüz göğüslerim yok. Bu işe yaramayabilir. He, anlıyorum. Tamam. Benim bir fikrim var. Eğer dikkat çekici falan bir şeyler yapsak. Nasıl bir dikkat çekmek? Ya yani onu biraz oyun oyna. Hadi bakalım ne yapacağız? Ne yapacağız? Şey diyor, onun dikkatini dağıtmam gerekiyor bizim şeyin. Gişedeki kişinin. Oo, bir kurt. Yani bir tane evcil olarak alabilir mi? Çok tatlı görünüyorlar. Ya yani sadece bekle ve gör, tamam mı? Bekle ve gör. Tamam, bekleyeceğim ve göreceğim. Ha, burada kayıp çocukları burada da biliyorlarmış. Merhaba, içeri bedava girebilir miyim? Ha, sanırım olmaz. Yani burada bir bilet falan var mı çöpün içinde? Yokmuş. Sadece yapış yapış şeyler var. Bu cam kırılabilir gibi görünüyor. Yani bir taş gibi bir şey olsa kırabilirim. Ya sanırım aklıma bir fikir geldi. Ya eğer yalan söyleyelim. Yani bir yalan söyleyeceğim o da inanacak. Bir yalan mı Miss Virgin? Yani bunu yapmak istediğine emin misin? Evet evet. Yani içeri girmemin tek yolu bu. Güven bana. Tamam. Hadi gidelim. Camı kırmaktan iyidir. Yani az önce kayıp kızlardan birini gördüm. Onu gidip kontrol etmek isteyebilirsin dedi. Yani otobüs şey... Durağının orada kayıp çocuklardan birini gördüm diye git ona bir bak diyor. Yani burada kafese tıkılmış bir sürü hayvan görecek. Harika değil mi sence bu? Kafesteki hayvanlar mı?
Ha neyse. Harika bir iş çıkardın hani buraya girmekle. Gerçekten çok etkileyici ha. Teşekkürler. Bak şimdi. Şimdi bu bizim kurtumuzu bulmamızda hemen. Benjamin'in kuzenini bulacağız. Onun kurt muymuş kuzeni? Ha. O, bak unutma o Benjamin'in nerede yaşadığını biliyor. Tamam. Evet dostlar bu bölüm buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.